Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında hediyeleşmenin hükmü nedir? Bu soruyla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, birbirinize hediye verin, hediyeleşin, muhabbetiniz artar buyuruyor. Demek ki hediyeleşmek sünnettir ve herkes kendi ölçüleri, kendi imkanları çerçevesinde birbirlerine hediye verebilir ve herkesin hediye verebileceği az çok kimseler vardır. Ve hediye vermek için illa çok büyük hediyeler verme gibi öyle bir şart söz konusu değildir. Toplumumuzda da hediyeleşmek zaten hem dinden gelen bir emir hem de toplumun devam ede gelen bir örfü olarak bulunmaktadır. Bununla beraber bunun tabi bazı belli ölçülerinin de olması gerekir. Bu ölçülerden bir tanesi şu, hediye imkana göre verilir. İlla herkes tekellüflü hediye vermekle mükellef değildir. Yani diyelim doğum günü gibi efendim veya daha bir takım özel günler gibi evlilik yıl dönümü gibi bir takım zamanlarda insanlarımız birbirlerine hediye veriyor. Hediye imkanlara göre verilir. İşte herkes veriyor ben de büyük bir hediye vereyim. Evet insan arzu eder ama imkanı yoksa bu noktada kendini zorlamaması lazım. Ve diğer tarafın da bir beklenti içinde olmaması gerekir. Hediye vermek güzeldir, hediyeleşmek güzeldir ama hediyeleşmede karşılık bekleme böyle bir tavra da girmemek gerekir. Hani bazıları derler ya kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bu tür hediyeleşmeler hediyeleşme olmaktan çıkar. İşin samimiyeti ortadan kalkar. Ben ona hediye vereyim o da, o, o da bana daha büyüğünü verir böyle bir beklenti içindeki hediyeleşme samimi olmaktan çıkar. Menfaate dönüşür. Bununla alakalı e, ibretli bir, birkaç olaya dikkat çekmek istiyorum. Erzurum İlahiyat'taki değerli hocalarımızdan bir tanesinden dinlemiştim. Dedi ki bir zamanlar bir, bir vilayetimizde il müftüsüydüm. Ve görev esnasında diyor ben hediye almazdım. Bir gün diyor bir tanesi köyden bir vatandaş Böyle e, sepet dolu meyvelerle bizim diyor daireye geldi. Hocam bunları size hediye olarak getirdim dedi. Ben de diyor kabul etmedim. Makamda hediye kabul etmek öyle bir adetim yok diyor. Kabul etmedim. Çok ısrar etti. Çok ısrar edince bedelini ödedim diyor. Karşılığını verdim. Fazlasıyla verdim. Ve o şekilde kabul ettim. İşin diyor sırrı daha sonra çıktı. E, bir imtihan açıldığında e, bir kadro için bir imtihan açıldığında baktım diyor o da müracaat etti ama kazanamadı diyor. Yani bir nevi bazıları hediyeyi rüşvet haline getirmişler. Önceden bir hazırlık yapıyor ki ihtiyaç olduğunda bazıları ona faydalı olsunlar Onların makamından bu şekilde istifade etmeye çalışıyor. Bu tabi iyi bir yaklaşım değil. Artık bu hediye olmaktan çıkar her ne kadar görünüşte hediye ise de rüşvet şekline girer. Ömer bin Abdülaziz Emeviler devrinin adil hükümdarıdır. Emeviler devri 80 küsur yıl devam eden bir devirdir. Genelde hükümdarları zalim olmuş. Ama bunlar içinde de Hazreti Ömer'in neslinden gelen Ömer bin Abdülaziz çok değerli bir devlet adamı. 2 yıllık belki çok kısa bir halifelik dönem var. Ama o iki yılda çok büyük bir ömre sığacak büyük icraatları yapmış ve tarihe adaletiyle geçmiş olan bir hükümdar. İşte e, bu zat, Emeviler'de halife olan bu zat, e, hediye kabul etmiyor. Ulema kendisine itiraz ediyorlar. Diyorlar ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hediye kabul ederdi. Hediyeleşiniz, birbirinize muhabbetiniz artar diye aynı zamanda bunu e, bize de bildiriyor. Dolayısıyla hediye kabul etmemek sünnete muhaliftir. Sahabeler hediye alıyorlardı, hediye alıp veriyorlardı. Ama sen neden hediye kabul etmiyorsun? Sen muhalefet ediyorsun diyorlar. O çok veciz bir cevap veriyor ve diyor ki Hz. Peygamber devrinde hediye gerçekten hediyeydi. O zamanlar insanlar birbirlerine samimane hediye veriyorlardı. Ama artık günümüzde hediye hediye olmaktan çıktı. Rüşvet haline geldi diyor. Ömer bin Abdülaziz devrinden bu zamanımıza gelecek olursak bu zamanımızda da bazı makam sahiplerine hediye kılıfı altında rüşvet verildiği bu da bir vakadır. Eğer o makamda olmasaydı o hediye gelecek miydi? Şayet geliyorsa rüşvet değildir. Ama makamından dolayı hediye geliyorsa muhakkak ki o hediyeyi getirenler bir takım beklentiler içerisindedirler. Hemen o gün doğrudan bir istekleri olmasa bile ileriye bir yatırım yapmaktadırlar. Bu açıdan makam sahibi olan kimselerin hediyeleşme noktasında daha titiz olmaları beklenir. Makamda hediye kabul etmemek veya illa kabul edecekse bunun bedelini, karşılığını vermek veya mukabil bir hediye vermek. Bu şekilde minnet almadan herhalde herhangi bir minnet altında kalmadan hediyeyi kabul ettiğinde problem olmayacaktır. Ama gelsin de nereden gelirse gelsin zaten bu hediyedir. Bu tarz denilecek olursa Artık o hediye olmaktan çıkar, rüşvet haline girer. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüşvetle alakalı şöyle buyuruyor. Rüşveti veren de alan da ateştedir. Yani vermek de bir vebal, almak da bir vebal. Almak belki daha büyük vebal ama bazıları rüşvete adeta bir kısım insanları teşvik ediyor. Yani normal kurallara göre işlemesi varken bakıyorsunuz rüşvetle araya hediye gibi bir şeyler sıkıştırarak işlerini kısa zamanda bitirmeye çalışıyorlar. Bunun neticesinde de bazı insanlar rüşvet alma alışıyor. Erzincan İlahiyat'ta görevim esnasında bir defasında hastanede, poliklinikte sıradaydım. Bir tanesi tanıdıklarımızdan bir tanesi, hocam dedi siz de mi sıraya giriyorsunuz? Ben orada Latife yolu şunu söyledim, önümüze geçmesinler biz buna razıyız. Çünkü poliklinik gibi yerlerde bazen bakıyorsunuz sonradan gelen önde girebiliyor. Artık nasıl oluyorsa bazılarını herhalde görüyor ve bunun neticesinde e, geç geldiği halde bazı insanları aşarak onların hukukunu çiğneyerek öne geçebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların kanun önünde tarağın dişleri gibi müsavi olduğunu bildirir. Fazilet noktasında insanlar aynı değildir. İyisi de var kötüsü de var. Ama kanun önünde insanlar tarağın dişleri gibi eşittir. Dolayısıyla öyle bir yerde millet sıradaysa makamına mevkiine bakmadan insanlar sıraya geçmesini bilmeli ve başkasının hukukuna tecavüz etmemeli. Bütün bunlarla beraber genel bir değerlendirme yaptığımızda hediyeleşmek bir esastır, sünnettir ve bunu yapan insanlar toplumda daha da sevilirler ve yine Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ifadesiyle veren el alan elden üstündür. Hediye vermek güzel bir fazilettir ve bunu rüşvet şekline çevirmeden samimane vermek gayet güzel bir durumdur. Mesela bir öğretmenin başarılı öğrencilerine kitap hediye etmesi çok güzel bir olaydır. Bir işverenin işçilerine zaman zaman hediyeler vermesi onların muhabbetini kazanmasına vesiledir. Daha bunun gibi herkes kendi imkanları ölçüsünde küçük de olsa birer hediye verebilir. Yine Erzincan ilahiyattaki görevim sırasındaki hatıralarımdan birini nakledeyim. Komşularımızdan bir tanesi bir öğretim üyesi. Çocuklarla diyaloğu çok güzeldi ve cebinde daima şeker bulundururdu. Ve sokağa çıktığında çocuklar onun etrafını alırlardı. Şeker amca, şeker amca adı artık şeker amca kalmıştı. Onlara küçük bir hediye verirdi. İşte bir şeker bile insanların gönlünü almakta yeterli olabiliyor. Onların gönüllerine taht kurmakta yeterli olabiliyor. Bu şekilde herkes kendi imkanına göre bir şekerle, bir kitapla, yeri geldiğinde bir gülle, artık durumuna göre, şartlara göre bir hediyeyle, çevresindekilerin gönüllerini alabilir ve gönüller üzerinde taht kurabilir. Bu da bize gösteriyor ki İslamiyetin ölçüleri gerçekten çok güzel ölçüler. O ölçülere göre yaşandığında hayat daha yaşanılır oluyor. İnsanlar daha mutlu oluyor. Mutlu bir hayatı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.